Arkadaşlar bu dersimizde dünya ticaretinin yoğunlaştığı deniz, hava ya da demir yollarından bahsedeceğiz. Bu yollar önemli bilgi olarak karşınıza çıkacak. Bu yollarla ilgili yorumlarınızla sorular üzerinde detaylandırmanıza kolaylık sağlayacaktır. Şimdi deniz yolu dediğimiz en ucuz. Lütfen bu vurguya dikkat edelim. Deniz yolu en ucuz. Tek seferde çokça yük taşıyabiliyoruz ve emniyetli. Bunlar büyük avantaj sağladığı için ne yapmışlar arkadaşlar? Deniz yolu dünya ticaretinde en ucuz ve en çok kullanılan ticaret yolu olmuştur. Peki yoğunlaştığı alanlar nelerdir derse KÖSYM'nin böyle soruları yoğun olarak karşımıza çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine kitap bilgilerinden de uyarlama bu bilgiler oldukça işinize yarayacaktır. Yoğunlaştığı alanlar ilk aklımıza gelecek Kuzey Atlantik yolu. Yani bakın Atlas Okyanusu'nun bu İspanya Portekiz arasından çıkıp New York'a doğru uzanan yolun yani Atlas Okyanusu'nun geçtiğimiz alanın oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Yine Panama kalanının varlığı da Kuzey Atlantik yolunun bu anlamda dünya ticaretinin deniz yolu olarak en geliştiği, en popüler olduğu alanlar arasına girmesine sebep olmuştur. Neydi orası? Avrupa ile Amerika arası. Yani kafamızda şöyle bir şekillendirirsek İspanya Portekiz'den çıkıp New York ya da Panama'ya doğru ilerlediğimiz o Atlas Okyanusu üzeri oldukça yoğun deniz yol trafiğine sahip Akdeniz, Asya ve Avustralya yolu yine Akdeniz, Süveyş ve Kızıldeniz'den Doğu Afrika, Çin ve Avustralya'ya hatta Japonya'ya kadar ulaşabileceğimiz önemli deniz ticareti yollarıdır hatırlatma Avrupa nehirlerinde ulaşım ve taşımacılık gelişmiştir şimdi burada önemli bir soru sormak istiyorum Türkiye nehir bakımından oldukça yoğun. Yani nehir sayısı bakımından Türkiye oldukça gelişmiş ülkeler arasında nehirimiz çok. Ama biz Türkiye'de nehirlerimizde Bartın çayı hariç çok fazla ulaşım ve taşımacılık yapamak, yapamamaktayız. Şimdi bunun sebebi sorulursa bize ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim nehirlerimizin oldukça yüksek ve eğimli sahalardan akması ve bu anlamda da ulaşım ve taşımacılık için riskli olması. Yani debilerinin oldukça taşkın ve çok olması. Peki Avrupa nehirlerinin? Bu kadar yoğun ulaşım ve taşıma yapılabilmesini sağlayan temel faktör nedir? Demek ki Avrupa'da oldukça düz bir yer. Düz olması bu anlamda nehirlerin debisinin daha az olması ve çok daha kolay ulaşıma ve taşımacılığa açık olmasını sağlamıştır. Önemli bir detay lütfen unutmayalım. Avrupa daha düz bu anlamda nehirler ulaşım ve taşımacılığa uygun. Türkiye'nin yüksek sahalarda olması bu anlamda nehirlerinin taşıma ve ulaşım için çok da fazla kullanılmamasına sebep olmuştur. Evet hemen arkasından arkadaşlar demir yollarımız geliyor. Demir yolları Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere çok ilerlemiştir. Demir yollarında önemli bir detay dünya üzerinde en çok gelişmesi gereken yollar arasında ne bulunmaktadır arkadaşlar? Demir yolları. Bu anlamda karayolundan çok neye öncelik vermeliyiz? Demir yollarına. Türkiye'de durum biraz değişik. Az sonra ona bakacağız. Hemen onu da detaylandırmamız gerekirse Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya en gelişmiş yerler arasında. Bakın bu ülkeler zaten bu anlamda sermayeyi de kendi içlerinde oldukça yoğun tutabilen ülkelerdir. Karayolları gibi her yere ulaşım sağlayamaması da bu anlamda demir yollarının önemli dezavantajları arasında tekrar ediyorum karayolları gibi her yere ulaşım sağlanamaz. ÖSYM yine bu şekilde sorular sizin karşınıza çıkartacaktır. Burada önemli detay neymiş? Karayolları her yere ulaşım sağlarken demir yollarında her yere ulaşım sağlamamız çok da mümkün olmamakta. Bu da önemli bir dezavantaj demir yollar için. Hava yolu arkadaşlar hava yolu deyince aklımıza Hollanda, Belçika, Luxemburg hemen burada kesmek istiyorum cümleyi. Bu ülkeleri gördüğüm zaman gelişmiş ülkeler geliyor aklıma. Evet ne diyeceğiz gelişmiş ülkelerde hava alanları, hava yolları oldukça yoğundur ve işlektir ama değil. Neden değillerse hemen orada bir ünlem koyalım cümlenin sonuna. Diyelim ki bu ülkeler oldukça küçük yüz ölçümüne sahip. Yani ülke bu anlamda hava yolu için çok da uygun değil. Neden uygun değil? Gerek yok, ihtiyaç yok. Yani ülkenin bir bölgesinden bir bölgesine ortalama yarım saate 45 dakikada gidebiliyorsun karayoluyla. O yüzden hava yolu sermaye olmasına rağmen çok fazla talep görmemektedir. Sebep budur arkadaşlar. Lütfen cümlenin sonuna dikkat edin. Yüz ölçümleri küçük olduğu için bu ülkelerde çok fazla havaalanı kullanmaya ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Hava ulaşımının üçte biri yine ABD'de gerçekleşmekte. Bu anlamda en popüler ülke zaten ABD yine İngiltere'de bu anlamda popüler ülkeler arasında. Turizm bu anlamda bu sektörün canlanmasında öncelikli sebepler arasında gösterilebilir rahatlıkla. Müzik